Ülkelerin kaderi liderlerinin kalemiyle yazılır. Yüzyıllık uykudan uyanılır. Hizmet aşkıyla çalışılır. Vatan sevgisiyle başlar yeni Türkiye'nin sabahı. Şehirlerin kaderi şehri eminlerin kalemiyle yazılır. Sorunlar bir bir çözülür. Hizmet aşkıyla çalışılır. Memleket sevdasıyla başlar. Meram Belediyesi'nin her sabahı. Şehirlerin kaderi, şehri eminlerin kalemiyle yazılır. Yazılan her bir satırın kahramanı, aşk olur hizmet tarihinde. Memleket aşkı, millet aşkı, hizmet aşkı. Bizim de şehrimizin gözbebeği Meram'ın kaderine şahitlik edecek, geleceğinde imza niteliği taşıyacak cümlelerimiz var. İlk yıllarımızda ilk paragrafımızı tamamladık bile. Her yeni yılda yeni bir hizmet çıtasına ulaşma arzusuyla şekillendirdik çalışmalarımızı. Dileğimiz hafızalarda ve gönüllerde iz bırakmak. Bu anlayışla yeni bir Meram doğuyor. Meram'da hayata yeniden başlanıyor. Meram'ın kronikleşmiş imar ve mülkiyet sorunlarına neşter vuruluyor. Meram'ın geleceğine yön verecek bir çalışmayla 50 milyon metrekarelik alanda imar planlaması gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın daha güzel yaşam alanlarına kavuşabilmesi ve mülkiyet sorunlarının çözümü için Meram tarihinin en büyük 18. madde uygulaması yapılıyor. Çevre ve yaşam kalitesi yüksek bir Meram için kentsel dönüşüm hamlesi başlatıldı. Şükran, Çaybaşı, Hacı Fettah, Aksinle, Turgut Reis, Küçük Aymanas, Uluırmak Saka, Ziya Barlas ve Ali Hoca mahallelerini kapsayan 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri hayata geçiriliyor. Çaybaşı'nda 240 bin metrekare, Aksinle'de 210 bin metrekare, Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca ve Doktor Ziya Barlas mahallelerinde 270 bin metrekare, Şükran Mahallesi'nde 180 bin metrekarelik alanda, Turgut Reis ve Küçük Aymanas mahallelerinde 230 bin metrekarelik alanda, binlerce parselde devasa dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarla mahalleler yenileniyor. Her mahallede bir çalışma ve bu zamana kadar 394 bin metrekare parke, 122 bin metrekare bordür, 2 milyon 100 bin metrekare asfalt çalışması yapılan Meram'da hizmet götürülmeyen mahalle bırakılmıyor. Yepyeni hizmetlere yepyeni bir bina ev sahipliği yapıyor. Hacı İsa Efendi Mahallesi'nde 32.500 metrekare alanda inşa edilen ve estetik mimarisiyle göz dolduran yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla belediye hizmetleri daha modern bir binadan verilmeye başlandı. Yeni binamız ve çevresi Meram'ın yeni merkezi olma yolunda ilerliyor. Meramlı kadınlarımız hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Konya'da bir ilke imza atılarak Bağcıyan-ı Meram Kooperatifi kuruldu. Dünyanın ilk kadın teşkilatı Bağcıyan-ı Rum'dan ilham alınarak. Burada hanımlar el emeği işlerini üretiyor. Meram Belediyesi destekliyor. Tarihte ahiliğin kurucusu Ahi Evra'nın eşi Fatma Bacı'nın önderliğinde başlatılan kadınların iktisadi hayata katılımı bugün bir başka Fatma Başkan'ın projesiyle günümüze taşınıyor. Meram mahalleleri sosyal tesislere kavuşuyor. Hacı İsa Efendi Mahallesi'nde, Kovan Ağzı Mahallesi'nde, Alavardı'da, Saadet Mahallesi, Gödene Mahallesi, Fahrün Nisa Mahallesi ve Çarıklar'da yüzme havuzları, hanımlar lokali, iş merkezleri ve restoranlarıyla sosyal yaşama davet eden yeni merkezler kuruluyor.
Konya'nın en büyük camii Meram'da inşa ediliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsünde yapımı gerçekleşecek cami, Konya'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor. Meram'a her yıl bir kapalı pazar daha kazandırılıyor. Kovan Ağzı kapalı pazar yerinin hizmete açılmasının ardından yeni projeler Gödene Mahallesi'nde ve Kaşınhanı'nda devam ediyor. Tarihi dokuyu günümüzde yaşatan önemli yapılar geleceğe taşınıyor. Şükran Mahallesi, Zabıta Karakolu, Kosova Camii, Yıldız Köşkü Hariciyesi, Şükran Çınarlar Konağı, Kilistra Gökyurt Köy Konağı, restorasyonuna öncelik verilen yapıların başında geliyor. Yeşile yapılan yatırımla, park ve bahçelerle Meram'ın güzelliğine güzellik katılıyor. Yeni yapılan 57 adet park alanı, çocuk oyun bölümleriyle, fitness gruplarıyla, yeşil alanlarıyla, kameriyeleriyle mahallelere renk katıyor. Ağaçlandırma çalışmaları, park ve bahçelerin bakımı, sulama çalışmaları, parkların yenilenmesi konularında özenle çalışılıyor. Muhtarlıklar yenileniyor. Meram'da muhtar ofislerinin yapımına devam ediliyor. 20 yeni mahallede daha muhtarlar yeni, kullanışlı ofislerden hizmet veriyor. Meram'a yeni kütüphaneler kazandırılıyor. Gödene'ye açılan yeni kütüphane, eser kapasitesi ve elverişli ortamıyla okumaya, araştırmaya zemin oluşturuyor. Meram Belediyesi projelerinde vatandaşımızın isteklerini ön planda tutuyor. Bu hassasiyetinin önemli bir örneği Ahmet Özcan Spor Kompleksi. Öncesinde o bölgedeki 4 mahallenin sakinlerine yapılan plebisitte çıkan ve ihalesi yapılan spor kompleksinin yapımına start verildi. Sosyal hizmet projelerine önem veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza uzanan sıcak bir yardım eli olma adına açılan yeni sosyal yardım merkezinde gıda market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz alışveriş imkanı sunuluyor. Meram Belediyesi tarafından kurulan özel ekiplerle ihtiyaç sahibi hastalara evde bakım hizmeti veriliyor. Meram eşsiz bir mesire alanına kavuşuyor. Konya'nın en büyük piknik alanlarından biri olan Dutlu Kırı Kültür Parkı'nda revizyon çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında tüm donatılarıyla Konya'ya benzersiz bir dinlenme mekanı sunulması hedefleniyor. Dünyada türbesi yapılan ilk aşçı Ateşbazı Veli'nin çevresinde düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ateşbazı Veli Türbesi'nin bulunduğu bölgede yeni bir park ve etkinlik alanı yapılıyor. Meram Eski Yol'la Meram Yeni Yol'u birleştiren yeni bir yol çalışmasıyla ulaşım rahatlatılmış oldu. Eğitime destek projelerine önem veriliyor. Hizmete açılan bilgi merkeziyle ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmalarına imkan tanınıyor. Aktif şekilde çalışmalarını sürdüren gençlik merkeziyle, gençlik meclisiyle ve gençlik akademisiyle gençlerimizin yerel yönetimlere demokratik katılımı sağlanıyor. Meram aşkına kültür, sanat ve yaşam akşamları düzenleniyor. Konevi Kültür Merkezi'nde düzenli olarak gerçekleştirilen sohbetler, seminerler, programlar, oyunlar, konserler, özel günlerde yapılan programlar Meram halkının beğenisine sunuluyor. Başkan Mahallenizde programlarıyla halkımızla iletişimimizi sürdürüyoruz. Halka hizmet ederken halktan kopuk olmamayı, istek ve şikayetleri hizmetin belirleyicisi saymayı ilke edinmiş bir yönetim anlayışıyla Meram'da çok şey değişiyor. Meram Belediyesi, yerinde tespit, yerinde çözüm.